Selamlar arkadaşlar Doktor Food kanalına hoş geldiniz. Yepyeni arka bir bilgilendirme videosuna daha karşınızdayım. Bu videomuzda sırada gelecek promo hakkında size bilgiler vereceğim. Önce Feature Star'ı anlatayım. Daha önce bilmeyenleriniz olabilir. Feature Star promosu günümüz genç oyuncularının ileriki potansiyellerine göre gelecek kartları oluyor. Resimdeki gördüğünüz oyuncular ileriki dönemlerde gelecek vadeden oyuncular. Bizim ülkeden örnek verecek olursak Arda Güler mesela, Musiala, Gavi, Alvarez bu tarz oyuncular 3-4 yıl sonra 92-93 rating olacağını düşündüğümüz oyuncular. FIFA'da buna göre oyuncular getiriyor bu promoda. Benim sevdiğim bir promo ve eğlenceli bir promo. Geçtiğimiz yıllarda da kullanılabilir güzel kartlar gelmişti. Şu an tam takım belli değil, neler geleceği belli değil, sırasıyla geliyor. Sadece tahmin yürütebiliyoruz. Türkiye'den herhangi biri gelir mi diye soruyorsanız bence zor. Arda Güler'in oyunda kartı yok şu anda zaten. Onun dışında diğer takımlardan da herhangi bir haber almadım. Bu promo'nun swaps'ları geldi. Swaps'ları da anlatacağım bu videoda. Swaps'ları toplayıp ödül alacaksınız. Geçtiğimiz promolarda olduğu gibi. Future Star Team of the Year'dan sonra gelecek. Yılın takımı cuma 21'de bitiyor. Cuma 21'den sonra Feature Star gelecek. Nasıl bir yol izleyelim diyorsanız bence elinizde paket varsa açmaya devam edin. Oyunun en iyi promosu yılın takımı. Yılın takımından herhangi bir oyuncu çekerseniz oyun sonuna kadar kullanırsınız. Ben hala paket açmaya devam ediyorum. Milyon tane Fabian çıkarsam da hala devam ediyorum. Bence siz de açmaya devam edin. Cuma günü zaten başka paketler biriktirirsiniz. Evet promo hakkında bilgilendirmeleri Twitter hesabımdan yapıyorum. Twitter hesabımda günlük duyduğum haberleri paylaşıyorum. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Onun dışında Instagram hesabımdan da hikayelere atıyorum. Ekran bu şekilde dizaynını da beğendim. 2 gün 4 saat kaldığını söylüyor. Yani cuma gününe denk geliyor. Şu ana kadar gelen fişleri nereden alabileceğinizi anlatacağım. İlk fişi zaten Ultimate Team'e girdiğiniz gibi oyun size verdi. Bu birincisi. İkincisini mağaza promosyon kısmından alacaksınız. Ben şu an aldığım için görünmüyor. Oradan da bir tane fiş verecek. Üçüncü ve dördüncüyü buradan alacaksınız. Kadro kurma görevinden. Şu şekilde kadro kurmaya girip ilerlediğinizde zaten göreceksiniz. Bunlarla beraber 4 tane oldu. Geriye 2 tane kaldı. Diğer ikisini de görevler kısmına gireceksiniz. Dönüm noktasına geleceksiniz. İlk sahibi şöleni kısmı var. İlk sahibi şöleni şu demek. Elinizdeki satılamaz paketlerden çıkardığınız kartlarla oynayacaksınız. Full onunla oynayacaksınız. Burada bir galibiyet aldığınızda bir fiş. Buradaki görevlerin hepsini bitirdiğinizde ise bir fiş daha veriyor. Şu an toplam 6 tane fiş var. Geri kalan fişleri nasıl takip edeceğinizi de açıklama kısmına link bırakacağım. Oradaki linke tıklayarak günlük olarak takip edebilirsiniz. Onun dışında ben Twitch yayını açtığımda da Twitch yayınlarıma gelip sorabilirsiniz. Oradan size tek tek söyleriz zaten. Bu kısma nasıl gidersiniz onu anlatacağım. Sol altta gördüğünüz gibi orayı git kısmına üçgen tuşuyla gidebiliyorsunuz. Üçgene basacaksınız. Açıklama kısmında altyapı 11'i var. Şuraya geleceksiniz. Buraya girip maçlarınızı oynayabiliyorsunuz. Limiti var. Limite dikkat etmeniz gerekiyor. Maç sayınızı bitirirseniz 6 gün boyunca giremezsiniz. Ona dikkat edin lütfen. Dün ben yayındayken maçtan çok fazla attı. Ben bitiremedim. Lütfen siz buna dikkat edin. Evet fişler bu şekildeydi. Bu fişlerle neler yapabiliriz onları anlatacağım şimdi. Toplamda 30 tane fiş geleceği söyleniliyor. Bu fişlerle Future Start takım paketi alabilirsiniz. Takım paketi burada bir tane yazıyor. Yani bir fişle alabildiğiniz yazıyor. Ama bazıları 3 tane ile alınabildiğini söylüyor. Neler geleceği kesin, kaç fiş kullanarak alabileceğimiz kesin değil. Cuma günü onlar belli olacak ama burada yazanların %90'ı doğru oluyor. Ona göre yorum yapacağız zaten. Dola alabiliyoruz, 84-20 alabiliyoruz, Coutinho gelecek, flashback kartı gelecek. 87 pik alabiliyorsunuz, 85x10. Best'in mid kartını alabiliyorsunuz. 2x85-10 alabiliyorsunuz ve Prime Icon pik alabiliyorsunuz. Siz de lütfen yorumlarda belirtin neler almayı düşündüğünüzü belirtin. Ben kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Bence hiçbir şekilde oyuncu almayın. Yani Coutinho almayın, Zola almayın, Best almayın. Bu kartlar kısa ömürlü kartlar oluyor. Coutinho'yu inceledim çok iyi durmuyor. Yani kullanırsınız ama sizi uzun süre götürmez. Çabuk sıkılırsınız. Ondan dolayı paket alıp risk kalacaksınız. Neler alabilirsiniz ona bakalım. Future Star'lar güzel gelirse Future Star paketi alabilirsiniz. Az fiş görünüyor. 84-20 her zaman iyi atar. 84-20 alın bence. 85 çarpı 10 15 tane alacağınıza 25 tane verip 2 tane alın bence. 15 taneyi almayın. Yani sabırlı davranın. Elinizden geldiğince paket biriktirin ve almaya çalışın. Bu arada pik de çok güzel duruyor. 87 üzeri 5 tane pik alabiliyorsunuz. Ama 30 tane geleceğini düşünürsek şöyle bir şey yapabilirsiniz. 3 star takım paketi alırsınız. Ve 2 çarpı 85 çarpı 10 alırsınız. Ya da 87 pick alırsınız, bir tane de 85 çarpı 10 alırsınız, ya da risk alıp Prime Icon pick alırsınız, onun yanında da Future Star takım paketi alırsınız. Bu söylediğim üçü çok mantıklı duruyor. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İlla oyuncu almak istiyorsanız, 84 20, 87 pick ve Zola alabilirsiniz, 30'a tamamlanıyor bu şekilde. Ya da Coutinho Best beraber alabilirsiniz, 2 tane kart. Ya da Coutinho ile 85 çarpı 10 alabilirsiniz, onun yanında da Extra Future Star takım paketi alabilirsiniz. Bu şekilde kombinleyebilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım linki lütfen takip edin. O link sayesinde hangi fişin nerede olduğunu bulabilirsiniz. Yani sürekli ben size cevap veremem, sürekli bana ulaşamayabilirsiniz ya da sürekli yayında olamam. Bundan dolayı o linki takip edip hiçbir şekilde fiş kaçırmamaya çalışın. Fiş kaçırırsanız burada yazan hedeflere ulaşamazsınız. Genellikle bu promolar iki takım şeklinde geliyor. Yılın takımı dışında her promo genellikle böyle oluyor. Bu cuma takım 1 gelir, haftaya cuma takım 2 gelir. Takım 1'i beğenmezseniz bu topladığınız ödülleri açmayın bence. Öbür hafta açın. Çünkü bazen takım 1 kötü oluyor, takım 2 çok iyi oluyor. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Bu fişleri toplamak biraz sabır işi istiyor ama çok çok zor olmuyor. Her gün oturup 1-2 saatinizi ayıracaksınız sadece o kadar. Sonucu da değiyor arkadaşlar. 83.25'ten çok çok iyi şeyler çıkaranlar görüyorum ya da bu tarz paketlerden çok iyi şeyler çıkaranlar görüyorum. Bence sabırlı olup fişleri toplamaya çalışın. Evet arkadaşlar, Fisher Star promosu bu şekildeydi. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Herhangi bir sorunuz olsa yorumlarda belirtin. Söylediğim gibi fişlerle ne alacağınız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Birbirinizle fikir alışverişi yaparsanız daha iyi olur. Sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Son haberleri oradan paylaşıyorum. Onun dışında Twitch yayınlarım devam ediyor. Twitch yayınlarıma da katılırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.